Evet dostlar, herkese merhabalar. 30 Haziran 2024 tarihlerimiz, günlerden pazar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum. Mogan Enerji Hissesi'yle beraberiz. Cuma günü 13.13 kapanışını yapan Mogan Enerji Hissesi %9.98'lik bir artış görüntüsü oluşturmuş. Bu hisseyi neden inceliyorum? Yorumlarda abone olan arkadaşlarımızdan bir tanesi bu hisseyi incelememi istemiş dostlar. Sizler de kanalıma abone olarak merak ettiğiniz hisse senetleri varsa yorumlara yazarsanız elimden geldiğince incelemeye çalışıyorum. Katıl butonu ile de beni desteklerseniz sevinirim dostlar. O da güzel bir katkı oluyor. Kanalımıza güzel bir katkısı oluyor. Şimdi günlük grafikte ben Mogan Enerji ile ilgili geçmiş haftalarda bir video çizmişim, çekmişim, analiz yapmışım. Bu çizime göre 7 Mart 2024'te halka arzı olan ve işleme başlayan Mogan Enerji hissesi 24'lü fiyatları gördükten sonra bir geri çekilme bandına giriyor. Geri çekilme bandının dip noktaları ile ilgili 12'li rakamları çizmişiz dostlar. Bakın burada 12'li rakamlara dokunmuş. Muhtemelen ben videoyu bu tarihlerde çekmişim. Alt sınırı burası. Sonrasında hisse bu mumla beraber bir tık altına sarkmış. Sonrasında toparlamış. Düşeni kırmış. Bakın burada düşen trend çizgisi kırılmış kısa vadeli. Sonrasında teste gelmiş arkadaşlar. Bakın beyaz çizgimizi sarı çizgi yapalım. Bu düşen trend çizgimiz sarı çizgimiz. Sarı çizgimize 1, 2, 3 noktada değdikten sonra yukarı doğru hareketini yapmış ve 13.33 kapanışını yapmış haftalık kapanışta. İndikatörümüzün bir alım sinyali görüntüsü var ve bu sinyal devam ediyor. Bakın negatif bölgede mavi çizgimiz turuncu çizgimizi kesmiş. Mavi çizgimiz üstte bir alım sinyali görüntüsü oluşturarak yukarı yönlü hareketi var. Günlük grafiğimiz bu şekilde dostlar. Basit hareketli ortalamalarımıza, üstel hareketli ortalamamıza bakalım. Basit hareketli ortalamalara bakmayalım. Aynı aslında da bayağıdır basit hareketli ortalama bakıyorum. Üstel bakacağım artık. Fark yok aslında da. Değiştiriyorum. Bu 9 günlük EMA'mız. 9 günlük EMA'mız fiyat olarak kapanışın altında olması önemli. Burada 12.70 rakamını temsil ediyor. EMA 9 günlük kısa vadedeki basit hareketli ortalamalarımızın hisse fiyatının altında olması önemli. 20 günlüğümüz yine 13.08 rakamıyla hisse fiyatının altında. 50 günlüğümüz yukarılarda olabilir. Arkadaşlar 50 günlüğümüz ise 14.49 rakamlarında. Bu da hissedeki yükselişle beraber takip edilmesi gereken basit hareketli ortalamalardan bir tanesi. 4 saatliği alıyorum grafiğimizi. Burada yine MACD indikatörümüzü açalım. Bakın buradaki kırılım görüntüsünü görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bakın, yükseliş gelmiş, düşen trend çizgimize değdikten sonra kendini 13.31'li rakamlarda bulmuş. 13.31'li rakamlar önemli rakamlar. Neden? Bakın arkadaşlar, düşüş olduktan sonra 13.31'li rakamlar burada çok güzel destek olarak çalışmış ama tutunamamış, hisse altlara sarkmış. Hissemizin yükselişte kendini attığı bölge 13.31'li rakamlar. Burada destek olarak çalışan bölgenin bir tık üstünde şu anda. Desteğimiz 4 saatlik grafikte alım sinyalimiz mevcut. Desteğimiz 13.31. Bir alt desteğimiz 11.90. Yükseliş yönüne baktığımızda ise 14.42, 15.20 ve 15.97 Fibo dirençlerimiz bulunuyor. Mogan Enerji hissesinin 4 saatlik grafiğinde alım sinyalimiz mevcut burada. Gelen tavan hareketiyle, cuma günkü tavan hareketiyle. Şimdi grafiği saatliğe aldığımda biraz daha detaylı bir görüntü var. Burada da yine bir alım sinyalimiz devam ediyor. Burada da yükseliş yönünü baktığımda 13.33 kapanışına göre 13.34 direncimiz, bir üstünde 13.78, 14.22 ve 14.50 Fibo dirençlerimiz var. Desteklerimiz neler arkadaşlar? 13.06 saatlik, 12.84, 12.62, 12.30 olarak karşımıza çıkıyor. Günlük grafiğimizi alalım tekrardan. Mogan Enerji hissesinin bu şekilde bir görüntümüz mevcut. Bakın kapanış olarak 4 saatlikte çizdiğim bölge. Burası önemli. Düşüşte çünkü bu bölgede kapanışlar yapıyor. Sonrasında alta sarkıyor. Bugün itibariyle, cuma günü itibariyle yapmış olduğu kapanış bu bölgeye denk geliyor. Takip etmek gerekiyor dostlar. Mogan Enerji hissesini abone olan arkadaşlarımızdan gelen istek üzerine inceledim. Sizler de abone ve destek olarak katıl butonuyla beni destekleyerek merak ettiğiniz hisse senetlerini yorumlara yazarsanız elimden geldiğince incelemeye çalışıyorum. Herkese güzel kazançlar diliyorum. Hoşça kalın.